Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu hafta konuğumuz travmatoloji ve ortopedi uzmanı Operatör Doktor Ferdi Sarı. Konumuz omuz ağrıları. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam daha önceki programlardan da tanıyoruz. Bir de sizin böyle ofisinizde daha böyle bir sıcak, bir samimi insanlar biraz daha kendine güven hissediyor. Şu an diyeceğim ki neredeyse hocam şuram ağrıyor, buram ağrıyor, bakabilir misiniz? Bu nezaketli ve güler yüzünüz hastaları güven veriyor. Bu çok güzel ve Çok olumlu teşekkür bir şey. ederim. Çok Bu sağ olun. enerjiyi nereden alıyorsunuz hocam? Yani enerji aslında biraz yapısal bir şey. Kişinin kendinin o yönde kanalize etmesi, o yönde geliştirmesi. Tabii bir de kişilik yapısıyla ilgili. Mesela yıllardır bu bölgede çalışıyorum ben. Yaklaşık 11 sene oldu. Bir yıldır da muayenehanede çalışıyorum. Hastalarla iletişimimiz hem gerek sağlıkla ilgili olsun, gerek sosyal olsun. Aslında bu doğal bir iletişim. Yani bunu yapmak için ekstra çaba sarf etmediğimi söyleyebilirim. Bunu sağladığım için de muayenehaneciliğe devam ediyoruz. Ya, ama bu güler yüzünüz, enerjiniz ve samimiyetiniz sanki bir çay içer ortamı gibi. Şu an diyorum ben programı sunuyorum yoksa bir hastası mıyım yoksa bir ahbabı mıyım gibi o kadar rahat Çok hissettirdiğiniz sağ için olun. hocam Teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz. Yani malum her geçen gün gerek klimalardır, gerek kullandığımız teknolojik nedenlerle insan fiziksel çalışması azaldığı için ya da yanlış hareketler nedeniyle vücudumuzda çok fazla kırık olabiliyor ya da eklem ağrıları ya da vesaireler olabiliyor. Bunların başında da en çok omuz ağrıları geliyor hocam. Evet. Birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. Soldan gelen omuzsa insanlar kalp krizi geçirdiğini zannedip acillere başvurabiliyoruz ya da kardiyologlara. Yani bu konuyu konuşmak istiyoruz sizlerle sevgili Tabii ki. izleyicilerimiz bu ayrıntıyı fark edip panik olmamaları için. Peki hocam omuz ağrıları nedir? Neden olur? Şimdi omuz vücudun en hareketli eklemi. Yani düşündüğünüz zaman baş üstüne, sırtına, havaya, sağa, sola, yana, öne her yere hareket edebilen bir eklem. Tabii ki bu hareketlerin tümünü farklı kas grupları ve sinirler yapıyor. Yani düşünün, kolunuzu havaya başka kas grubu kaldırıyor, arkaya başka kas grubu götürüyor, öne başka kas grubu götürüyor ve bunların hepsinin innerve ettiği bir sinir var. Ve bunların da hepsinin kas ve diğer yapılarla, omuzun ekleminin kendisiyle ilgili ayrı ayrı birçok hastalığı var. Yani o kadar kompleks bir eklem ki her kasın, her yapının ayrı bir hastalığı, ayrı bir patolojisi oluyor. Ve çok fazla sebebi var omuz ağrılarının, bu yüzden bahsettiğimiz sebeplerden dolayı. Peki hocam omuz ağrının belirtileri nelerdir? Şimdi omuz hastalıkları yine her hastalıkta olduğu gibi ilk önce ağrıyla karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Tabii belli değişik hasta grupları var. Bunların başına tümörler geliyor. Omuz ağrısı sebeplerinden biri de bunlar. Fakat diğerlerine bakınca nadir sebeplerden olduğunu söyleyebiliriz. Ağrı veya farklı tümör gibi bir durumsa şişlikle karşımıza çıkabilir. Ağrıdan sonra omuz çok hareketli bir eklem olduğu için ikinci olarak kişinin omuz ağrındığında ne yapacak? Hareketlerde zorlanmaya başlayacak ve hareketlerden sakınmaya başlayacak. O zaman da karşımıza bu sefer hareket kısıtlılığı çıkıyor. Yani majör bulguları ağrı ve hareket kısıtlılığı ve biraz daha az olarak da şişlik olarak söyleyebiliriz. Peki hocam tümör ya da diğer herhangi bir rahatsızlıklarında ayrıca tanı ne olabilir ya da nasıl fark edebiliriz Şimdi hocam bunu? tabii ki hastanın bir defa önce dinliyoruz. Bu ağrı nasıl başladı? Ne zaman başladı? Ne yaptığınızda bu ağrı oluyor? Özellikle hareket halinde ağrı oluyorsa ya da bir travma geçirdiyse, bir düşme, çarpma, kolunu Kaza. zorlama ya da sporda ters bir hareket yaptıysa bu daha çok travmatik bir omuz ağrısı olduğunu düşünebiliriz. Diğer sebepler dediğim gibi tümör tabii ki daha nadir görülüyor. Omuzda şişlikle karşınıza çıkabilir. Kemikle ilgili bir patoloji varsa eğer daha çok hareketle çok ilgisi olmaz bunun. Normal istirahat halinde de ağrısı olabilir. Bir öyküsü olabilir. Başka bir yerinden metastatik tümörler de omuzda görülebiliyor çünkü. Bu şekilde yani daha çok hareketle ilgili bir hikaye varsa orada travmatik bir şey düşünebiliriz. Daha sonrasında muayene ediyoruz kişiyi. Omuz hareketlerine bakıyoruz. Omuz hareketlerindeki kısıtlılık, ağrı hangi kas grubunda onu tespit ediyoruz. Bu da yine bizim ayırıcı tanıda kullandığımız en önemli yöntem fizik muayene. Daha sonrasında Yani peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Onu da sorayım, öylelikle evet daha devam edin. sonrasında
Bazı hastalar çok tipik tanıyla karşımıza gelebiliyor. Mesela 2 gündür omuz ağrıyor, ters bir hareket yapmış vesaire. Bunu direkt tedavi programına alabiliyoruz herhangi bir tetkik istemeden. Çoğu da kısa dönemde düzeliyor bunları. Fakat tabii şikayet uzun süreliyse, belli bir tedavileri alıp geçmediyse, farklı şeyler bize düşündürüyorsa o zaman görüntüleme yöntemlerine geçiyoruz. Röntgenle başlıyoruz, tomografi, MR, bunlara kadar ilerliyoruz. Bu şekilde tanıyı kesinleştirip bir tedavi planı çizebiliriz. Peki hocam, omuz ağrıları başka bir hastalıkla karıştırılabiliyor mu? Uyuşma ya da ağrı en çok nerelerde hissedilir gösterecek olursak? Şimdi omuz ağrısı en sık olarak tabii ki boyunla karışıyor. Hem birbirine çok yakın hem de çok patoloji olarak birbirine benzeyen durumlar. Boyunla ilgili bir problem olduğu zaman omuza ve kola vuran ağrı çok sık görülüyor. O yüzden ayrıcı tanıda kişinin omuzu ağrıyor dediği zaman biz onu mutlaka boynuna da bakıyoruz. Boyun muayenesi yapıyoruz. Gerekirse yine boyun tetkiklerini istiyoruz. İkisini birbirinden ayırmak için. Tabii sol tarafta olduğu zaman bazen kalp hastalıklarıyla karışabilir. Fakat kalpte daha çok istirahat halinde ve efor sırasında bir ağrı hisseder. Kol hareketlerinde, omuz hareketlerinde pek bir ağrı duymaz. Bu yönden ayrıcı tanı koymak kalple ilgili daha kolay. Ama boyunla çok sık karışıyor. O yüzden ikisini ayrı ayrı değerlendirip ona göre bir programlama yapıyoruz tanı için. Daha önceki programlarda tenisçi dirseğini işlemiştik. Peki omuz ağrısı tenisçi dirseğiyle karışma ihtimali var mıdır hocam? Yani dirsekle omuz birbirinden uzak iki eklem aslında. Ama omuz patolojileri, omuza yapışan kaslar dirseğe doğru yayıldığı için dirseğe de vurabiliyor ağrıları. Oradaki inervasyondan dolayı karışabilir. Ama biz bunu muayeneyle çok rahat tespit edebiliyoruz. Bazen ikisi birden de olabiliyor. Yani kişide hem tenisçi dirseği hem omuz problemi olabiliyor. O zaman ikisini ayrı ayrı tedavi etmek gerekiyor. Peki omuz ağrıları en çok hocam kimlerde görülür? Omuz ağrısı genelde ve hangi yaşlarda? Omzunu zorlayan, orta genç sporcularda görülebildiği gibi orta ileri yaşta kolunu zorlayan, koluyla iş yapan ya da ev hanımlarında omzunu zorlayarak iş yapan kişilerde görülebiliyor. Yine her yaşta görülebilen bir durum. Hastalığın çeşidine ve derecesine göre her yaşta görülebilir. Ama çok sık mesela omuzda spor sakatlıklarını çok sık görürüz. Sporcularda çok sık görürüz. Yine işçilerde koluyla uğraşan kişilerde ve yine ev hanımlarında çok sık görebiliyoruz. Her yaş grubunun hastalığı diyebiliriz. Peki hocam, omuz ağrılarını önlemek için yani nasıl önlemler almalıyız? Neler yapmamız gerek? Neye dikkat edelim de daha konforlu, omuz ağrısı olmadan daha konforlu bir hayat yaşayalım? Evet, yani şimdi şöyle, tabii ki günlük hayatımızda hepimizin yapması gereken işler oluyor. Bir şeyi kaldırmak, taşımak vesaire, bunları yapmak ki kendi yükümüzden, yani kaldırabileceğimizden daha ağır şeyleri birden yaptığımız zaman vücut orada bir tepki veriyor. Oradaki kasları zorluyorsunuz, tendonları zorluyorsunuz, eklemi zorluyorsunuz. O zaman ne oluyor? Orada bir patoloji ortaya çıkıyor. O yüzden yapacağımız iş ne olursa olsun, bir şey kaldırmak olur, bir şey taşımak olur, bir şey silmek olur, bir yere bir şey atmak olur. Bunları belli derecelerde kendimizi, her insan kendisini bilir. Onu zorlamayacak şekilde belli bir sürelerde, mesela çok uzun süre bir iş yaptığınız zaman yine kolunuzda, omzunuzda bir patoloji ortaya çıkabilir. O yüzden hem kısa zamanlı hem de çok ağır olmayacak şekilde günlük hayatımızı idame ettirdiğimiz zaman omzumuzu da korumuş oluruz. Yani ev hanım deyince tabii ki ben de bir bayan olaraktan ister istemez tabii ki bir cam silmesi olabiliyor ya da mutfaktan üst raflardan bir tencere, evet, almak istiyoruz ya da perde değiştirme ya da dolaplarda birden yapabiliyoruz. Bunlarda, evet, nelere dikkat etmeliyiz ya da nasıl güçlendirebiliriz de koruyabiliriz yani hocam? Yani omuzu güçlendirmek aslında hani çok bizim toplumumuzda özgü bir şey değil. Bir hastalık ortaya çıkmadan omzumu güçlendireyim de omuz ağrısı olmasın diye bir şey pek çok duymadığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani siz birden kalkıp uzun süre kolunuzla böyle perde takarsanız tabii ki oraya zarar verebilirsiniz. O yüzden perde için konuşayım. Her odayı ayrı günlerde ya da ayrı saatlerde takmak denilebilir. Yani bu şekilde. Omuz ağrısında ne zaman doktora gitmeliyiz hocam? Şimdi omuz ağrısının çok çeşidi olduğu için genelde hastaların biz erken dönemde bize gelmesini istiyoruz. Çünkü erken dönemde geldiği zaman erken tanıyla tedavi çok daha rahat oluyor. Olay ilerlediği zaman omuzun hareket marjı çok geniş olduğu için kol hareketleri de kısıtlanma olasılığı da çok yüksek oluyor. Bir kastaki patoloji daha sonra kişi kolunu oynatmadığı zaman diğer kaslarda da tutukluğa sebep olabiliyor. Orada yapışmaya sebep olabiliyor.
O yüzden ağrı hissettiği zaman bize gelirse biz onu kısa sürede çözüp diğer yerlere yayılmasını önleyebiliriz. Ama kişi çok uzun süre bize gelmediği zaman bu sefer omuz hareketini kaybediyor. Yani atıyorum yana doğru kaldıramazken bir süre sonra arkaya da götürememeye başlıyor. Çünkü kolunu böyle tutuyor. Bu da donuk omuz denen bir durum var, ona sebep olabiliyor. Yani kısa dönemde bize gelmesi tabii ki hastalar için çok iyi olur diyebiliriz. Peki hocam, sağ omuz ağrısı ya da sol omuz ağrısı neden olur? Hani çünkü sol tarafta kalple karıştırıldığı için bu da dikkat edilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Yani, uzman olarak sizden bu yani doğru bilgi almak isteriz. Sağ sol omuz ağrısı tabii ki omuz patolojilerinde sık görülüyor. İkisi de omuz hastalığı. Yani sağ sol bir farkı yok o ekleme bakarsak. Tabii ki sol tarafta olduğu zaman kalple ilgili bir ayrıcı tanı yapmak gerekiyor. Boyun yine her iki tarafta da olabilir. Çünkü iki taraflı sinirler olduğu için boyundan kola yayılan iki tarafta da görebiliriz. Ama sol kol, sol omuz ağrısı olduğu zaman bir soru işareti olarak kalbi de düşünüyoruz. Yani daha çok boyun fıtığıyla karıştırılan, evet, hastalıklardan bir tanesi. Peki hocam, omuz ağrılarında tedavi nasıl olmalıdır? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle, omuzun çok çok hastalığı var. Yani o kadar çok hastalığı var ki hepsinin tedavisi ayrı ayrı. En sık görülen hastalıklar buradaki omuz kavşağı dediğimiz rotator kaf denen 4 tane kastan oluşan bir grup var. Bu grupla ilgili bir sorun olduğu zaman oranın tendinite, enflamasyonu ya da bir yırtığı, hafif bir yırtığı olduğu zaman en sık görülen bu. Bundan başlayacak olursak ne yapıyoruz? Kişiye kolunu dinlendirmesini öneriyoruz. Onunla ilgili ilaçlar veriyoruz, anti-enflamatuar ilaçlar. Yaklaşık 1 hafta 10 gün dinlenme süresinden sonra da yavaş yavaş omuzunu hareketlendirmeye başlamasını öneriyoruz ki orada bir kısıtlılık gelişmesin. Daha sonra bununla beraber, bu rotator kaf hastalığı sendromuyla birlikte orada ödem oluşunca iki kemik arasında buradaki kaslar sıkışmaya başlıyorlar. Bu da impingement sendromu. Yani bir hastalık başka bir hastalığa sebep oluyor. Bu aşamaya geldiği zaman olay biraz daha zorlaşıyor. Yani iki hastalıkla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? İlaçla verdik, geçmedi, durum ilerledi. Omuz için enjeksiyon tedavilerine geçiyoruz. Birçok çeşit enjeksiyonu var. Steroid dediğimiz ilaçlardan PRP tedavisine, prolotherapiye, PRF'e kadar birçok tedaviyi kullanıyoruz. Belli aralıklarla, ortalama bir hafta aralıklarla oraya enjeksiyon yapıp kişinin omzundaki ağrıyı geçirip hareketlerini normale getirmeye çalışıyoruz. Eğer olay ilerlerse, yani yırtık büyür ve bu tedavilerle düzelmeyeceğini düşünürsek, bazen hasta direkt öyle geliyor. Yırtık o kadar büyük oluyor ki MR'da ve muayenede görüyoruz. Onları direkt ameliyat ediyoruz. Ameliyatta ne yapıyoruz? O yırtığı dikip o sıkışmayı temizliyoruz. Yine kişi ameliyata gelmesin diye önce o yöntemleri uyguladıktan sonra ameliyat tedavisine de geçebiliyoruz. Ama önceliğimiz ameliyatsız olarak bunu çözmek. Bu yüzden de hastaların bize ne kadar erken gelirse o kadar iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Peki hocam, seans aralıkları ne kadar? Bir de yani tabii ki haliyle hekim olarak merak ediyoruz. Kronik hastalıklarda da bu tedavilerde değişiklik gerekiyor mu? Ya da nasıl dikkat edilmesi gerekli? Ya da tedavinin yaşa göre etkisi farklılaşıyor mu? Yani genç ya da yaşlı kişilerde. Tabii genç hastalarda özellikle 40-45 yaş altında, 50 yaş altında iyileşme oranı daha yüksek kişinin immün sistemi itibariyle. Seans aralıkları ortalama 1 hafta. 3-6 seans arası 1 hafta aralıklarla omuz enjeksiyonlarını yapabiliyoruz. Dediğim gibi genç hastalarda bu tedavilerden sonuçları daha iyi alabiliyoruz. Ama yaşı ileri olan hastalarda da orta erken dönemde geldikleri zaman oldukça başarılı sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Kesin tedavi var mı hocam? Yani kesin tedavi edip eski halini alabiliyor musunuz? Tabii ki. Şimdi hepsinin hastalığın bir derecesi var. Başlangıç aşaması var, yırtık varsa onun derecesi var, sıkışma varsa onun bir boyutu var. Bunların hepsinin bir çözümü var. Omuz hastalıkları, omuz ağrılarıyla yaşamak zorunda değil insanlar. Bir şekilde bunlar ilaçla, enjeksiyonla, en ileri aşamada ameliyatla kesin tedavi oluyorlar. Tabii bazı hastalıklar var. Mesela omuzun saran bir yapı var. Bunun yırtığında bankart lezyon dediğimiz bir şey var. Halk arasında da bilinir. Kol sürekli çıkar yerinden bir şey olur. Onu mesela enjeksiyon yöntemleriyle vesaireyle çözemiyoruz. Onun da kesin çözümü var. Ameliyatla o bölgeyi diktiğimiz zaman, gerekirse oraya bir kemik eklediğimiz zaman
O da kesin çözüm oluyor ve kişinin omzu bir daha çıkmıyor. Güzel. Peki hocam, tedavi edilmezse omuz ağrılarında ne olur? Şimdi tedavi edilmezse oradaki ağrının geçme olasılığı çok yok. Hasta omuz hareketlerini gitgide kaybetmeye başlıyor. Gitgide azalıyor. Donuk omuz haline gelebiliyor. Ve rotator kaf artropatisi dediğimiz, yani kişi kolunu tedavi ettirmiyor. Oradaki kas kavşağı sürekli böyle bir kısır döngüye girerek ekleme zarar vermeye başlıyor. Ekleme zarar verince ne oluyor? Eklem harabiyeti başlıyor. Eklem harabiyeti başlayınca az önce bahsettiğim omuz tedavi yöntemleri zaten hiçbir işe yaramıyor. Hatta tedavi etmeye çalıştığımız omuz kasları da daha kötü hale geliyor. Eklem de bozuluyor. O zaman omuz protezine kadar gidebiliyor. Öyle söyleyebilirim. O da tabii ki çok majör, daha büyük bir ameliyat. Kişi oradaki eklemini kaybediyor. Oraya yapay bir eklem oluşturuyoruz o şekilde. Peki bunda da fizik tedaviyle birlikte mi çalışıyorsunuz ya da alternatif bir tedavi sistemleri var mıdır hocam? Tabii fizyoterapi bizim ortopedi alanının her bölümünde mevcut. Biz tedavi ediyoruz, fizyoterapistle beraber hareketleri sağlıyoruz. Yani yine kombine bir şekilde çalışıyoruz. Fizyoterapistten destek alıyoruz. Böylece hasta kaybettiği kol hareketlerini tekrar kazanmaya başlıyor. Peki bu hastalık tekrar nüksediyor mu hocam? Uygun tedavi yapıldığı zaman, uygun egzersiz programıyla ağrılarından kurtulduğu zaman tekrar nüksetmesi için belli şeylerin oluşması lazım. Ya kişi dikkat etmeyecek, yine aynı şekilde bilinçsiz hareketler yapacak, ya bir travma geçirecek ya da başka bir problem olacak. Yoksa mekanik olarak tekrar etmemesi için biz onu çözüp hareketlerini kazandırıp öyle bitiriyoruz aslında. Ama tekrar edebilir. Nasıl eder? Yine aynı problemler, yine aynı kol zorlama hareketleri ya da bir travma, ancak o şekilde tekrar edebilir. Peki medikal ya da cerrahi bir tedavi oldu. Ne kadar süre dikkat etmesi gerekli koluna? Ortalama yani hocam, bir omuz bölgesi gerekli? Dediğim gibi çok hareketli olduğu için yaklaşık bir 6-8 hafta kolunu çok zorlamasını istemiyoruz. Oradaki tam iyileşme süresi 3 ay ile 6 ay sürebiliyor. Oradaki kas liflerinin birbirine yapışıp eski haline dönmesi 3 ile 6 ay sürebiliyor. 6. haftadan sonra normal hayatına yavaş yavaş döndürüyoruz. Peki cerrahi yapıldı ya da bir şey, egzersizler hemen mi başlıyor? Birkaç hafta mı, birkaç gün sonra genelde mı? Genelde 2. 3. hafta civarında egzersizlere başlıyoruz. O bölgenin biraz toparlaması, iyileşmesinden sonra egzersizlere hemen başlayabiliyoruz. 2. 3. haftada. Programın sonuna yaklaşırken hocam, kıymetli izleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz? Nelere dikkat etsinler? Tabii izleyicilere sağlıklı beslenmelerini, özellikle D vitamini, magnezyum, kalsiyum, demir içeren tüketimlerini belli bir programda, hiçbirinden çok fazla olmayacak şekilde almalarını tavsiye ediyorum. Sigara içmemelerini tavsiye ediyorum. Eklemlerini koruyacak şekilde işlerini, güçlerini yapmalarını istiyoruz biz hekimler olarak. O zaman hastalıklara yakalanma olasılıkları da düşmüş oluyor. Kıymetli izleyiciler, hocamızın da bahsettiği gibi tabii ki her zaman sağlıklı beslenmek, spor, su içmek, sigara gibi, alkol gibi, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak olarak stresten de uzak kalmamız gerekli. Uykumuza da dikkat edersek, tabii ki çalışma hayatımızda da dikkat etmemiz gerekli. Çünkü organlar bizim, ağrısız ve konforlu bir şekilde yaşamak istiyorsak bunları dikkat ettiğimiz müddetçe daha sağlıklı yaşamamıza devam edeceğiz. Tabii ki olası bir durum olduğunda, rahatsızlandığımızda da vakit kaybetmeden Ferdi Hocam gibi çok değerli hocalarımızı hemen ziyaret edip erken evrede tedavi olduğumuzda daha hızlı tedavi olmuş oluyoruz. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığınız için hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Programın tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın efendim.